Srebrenica katliamı aradan geçen 26 yıla rağmen hala yakın tarihin kanayan yarası olarak tazeliğini koruyor. Srebrenica için Bosna Hersek'te Birleşmiş Milletler'in üst olarak kullandığı ve katliamın merkezi haline gelen eski akümülatör fabrikasında anma töreni düzenlendi. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin boşnak üyesi Sefik Tzaraforiç katliamın unutulmasına izin verilmemesi gerektiğini belirterek bu kurbanlara ve gelecek nesillere borcumuzdur, dedi. Sevgili Bosna Hersekliler, Bosna Hersek'teki törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da video mesajla katıldı. Erdoğan, Avrupa ve insanlık tarihinin bu kara lekesinin geri plana itilmesine müsaade etmeyeceğiz, dedi. Bu soykırımı unutmuyor, unutturmuyoruz. Buradan tüm siyasileri nefret, şiddet ve ayrımcılık içeren söylemlere karşı çıkarak, ortak insani değerler etrafında buluşmaya davet ediyorum. Anma töreninin ardından Potoçari Anıt Mezarlığı ziyaret edildi. Kurbanların mezarlarına karanfiller bırakıldı. Ubağaz, Bosna Hersek'te Srebrenica'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladić komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil boşnaklar daha sonra Sırplara teslim edildi kadın ve çocukların şehirden çıkmasına izin veren Sırplar en az 8372 boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Birleşmiş Milletler korumasındaki binlerce sivilin Avrupa'nın gözü önünde katledilmesi, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kayıtlara geçti. Hollanda'nın katliamdaki rolü ise hala tartışma konusu şehrin işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler şemsiyesi altındaki Hollanda askerlerinin komutanı Tom Karemans'ın 11 Temmuz 1995'te görüştüğü Sırp komutan Miladiç ile birlikte kadeh kaldırması büyük tepki toplamıştı. Savaşın ardından kayıpları bulmak için yapılan çalışmalarda toplu mezarlardan ağaçlarına ulaşılan kurbanlar kimliklerinin tespit edilmesinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potocari Anıt Mezarlığı'nda toprağa veriliyor. Bu yıl kimlikleri tespit edilen 19 kurban daha törenle Potocari Anıt Mezarlığı'na defnedildi. Son definlerle Serebrenitsa'da şu ana kadar kimliği belirlenenlerin sayısı 6.671'e yükseldi.